Herkese merhaba değerli dostlar. 72 TL'den beri takip ettiğimiz gübre fabrikaları yıl sonundaki altın madeninden ilk dökümünde başlamasıyla bilançosunun oldukça güzelleşmesini beklediğimiz hisselerin başında gelirken hisseyi ta yılbaşından beri yoğun şekilde takip etmemizin sebebi hissenin mevcut cirosunu 3 katın üzerine çıkartmış olmasıydı biliyorsunuz. Tabii hisse senedinde 120 bölgesine kadar takibimizi yaptıktan sonra bu bölgede kâr satışları gördük. Şu mavi çizgiyi şöyle bir genişletelim isterseniz daha net görelim. Geçtiğimiz haftaki kar kaybının sonrasında hisse yaklaşık 120 şey düzeltiyorum 111 bölgesine kadar kar satışı yaşasa da hızlıca toparlandı ve bu bölgeyi de 120 bölgesinde bugün bu saatlerde yukarı yönde ivmesini arttırarak hisse şu kırmızı görmüş olduğunuz 130 bölgesine artık kafasını çevirmiş durumda. Şimdi Bağfaş'ın ve Ege Gübre'nin de tavan olduğunu değerlendirirsek yani bu gübre ile ilgili haberler çıkmaya devam ettikçe ayrışma sürecek. Benim favorim şu an kısa vadede Bağfaş olacak ama gübre fabrikaları uzun vadede Bağfaş'tan daha iyi bir performans sergilemesini bekliyor olacağım. Ege Gübre'nin biliyorsunuz zaten gübre konusunda şu anki yükselişi birazcık da hisselerin kalkmasından kaynaklanıyor ki Ege Gübre bölünme sonrasında dahi hisse senedinde zaten biliyorsunuz şirket gübre konusuyla ilgili yapmış olduğu yatırımları bir miktar üretim konusunda kısıntıya gitmişti. Hisseyi kısa vadede teknik baz haricinde takibi almayacağız ama Ege Gübre'yi de yeniden analizini yapacağım. Şu an kısa vadede Bağfaş daha iyi gözükse de orta ve uzun vadede gübre fabrikaları daha iyi olacak. Şu an bu hisse için 130 bölgesi trend gelişim noktası. 130 bölgesinin üzerinde hissenin kısa sürede 138 ve akabinde 145 bölgesine kadar tırmanışını sürdürmesini bekliyor olacağım. Önümüzdeki haftalarda bu hisselerdeki hacmin artmaya devam etmesini beklemek mümkün. Hissenin aylıklarında görüntü buydu. Satış düşüktü. Alışlar oldukça iştah kabartıcıydı. Hissede son bir hafta içerisinde de infonun oldukça önemli alışları var. Hissede şöyle ilk önce oraya bakalım daha iyi olacak. Haftalıklara baktığımız zaman yatırım fonlarının 800 bin lot civarında çıktığını görüyoruz ve blok şeklinde yine iş yatırımı karşıladığını söylemek mümkün. Neden bu şekilde söyledik? Geçtiğimiz ay içerisinde 2,5 milyon lot iş yatırım satmıştı. 2,5 milyon yatırım fonları da 2,5 milyon lot almıştı. Şimdi yatırım fonları 800 bin lotunu satmış. Bakın 700 bini iş yatırım hesaplarına geçmiş gibi gözüküyor. Yani muhtemelen o ona sattı, o ona sattı. Güzel bir ticaret olmuş sonuçta. Hisse senedinde bu blok satışların genel itibariyle info tarafından karşılanması bizim için iyi. Önemli olan en iyi alıcı satıcı dengesinde de görüntünün bozulmadan artı pozisyonda kaldığını görmek bizim için. Bu da hissedeki trendin varlığını yukarı yönde hacmini arttırdığı sürece devamını bekletiyor olacak bize. Ayın 20'sinde gerçekleşen işlemlere baktığımızda aracı kurum dağılımında, Bankof hesaplarında ve Enilo hesaplarında takip ettiğimiz önemli alışlar söz konusuydu günlük olarak. Ama gördüğünüz gibi nette çok yüksek bir çıkış olmamasına rağmen bugün şu saatlerde Bank of America elindekileri satıyor. İş satmaya devam ediyor. Dün de satmıştı. Bu kısa vadede iş yatırım hisse için ana yüklenici olduğu için en büyük lot onda olduğu için onun satışları bizim için aslında bakarsanız negatif ama trendin varlığı hissenin yukarı yönde ivmelenmesini devamını getirecek gibi gözüküyor. Kısa vadede olası risklerimiz nedir? Hisse 125'in altına gelirse ilk etapta 120 bölgesi akabinde tekrar 113 bölgesine doğru kar satışı gelme ihtimali oluşabilir. Şu an baktığımız zaman endeksin 1315 bölgesini test etmesine rağmen henüz görüntüyü bozmadığını ve enflasyon farkının eninde sonunda piyasamıza yansımaya devam edeceğini lütfen aklınızdan çıkartmayınız. Paranız nakit olarak bankada asla durmasın. Ev alın, borsaya yatırım yapın. Ya bir şekilde o parayı enflasyon farkının giderileceği bir enstrümana yönlendirmeye çalışın. Ben bunun için borsanın en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de bunu görmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar oldukça iyi gördük ama daha iyi göreceğiz. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.